Destur var mıdır Gündoğdu Bey'im? Gel Dumrul. Gümüştekin Bey'im geldi. Otağın önünde. Sizinle konuşmak ister. Gündoğdu Bey'im. Nasıl bir yiğit olduğunu bilirim. Hatta daha ötesi ne kadar basiretli bir bey olduğunu da iyi bilirim. Sağduyulu olasın. Sağduyulu olasın ki iki kardeş obaya hakim olsun. Şimdi Ertuğrul'u toy için bana teslim edesin. Gümüştekin Bey, sen ki bizlerin arasından çıkmış, saray adabını da, siyaseti de çok iyi bilen bir beysin. Sana itimadımız âlâdır. Lakin yine de kardeşimi sana teslim etmem.
Ertuğrul Bey'im anasının otağında durdukça ne alplerim ne de ahali adaletin tecelli edeceğine inanmaz. Sen akıllı bir adamsın Gündoğdu Bey'im. Beni anlayasın. Bilesin ki ben de senin gibi bu işi suhuletle çözmek isterim. Lakin Ertuğrul teslim olmadıkça alplerimi zapt etmem mümkün değildir. Gayrı bir yangına daha mahal vermeyeyim. Kardeşim Ertuğrul, toy hakkında hüküm versin deyi kendi ayaklarıyla obaya dönmüştür. Bırak, o vakte değin anasının otağında dursun. Kaçacak adam obaya gelmezdi ya. Ertuğrul o otağın içinde durdukça alplerimi idare edemem. Çok öfkeliyim. Ertuğrul, anasının otağında dururken bile zapt edemediğin bunca alpi, onu sana teslim ettiğimde nasıl zapt edeceksin beyim? Yok beyim, yok. Bunu benden isteme. Görmez misin? Hepsinin gözünü kan bürümüş. Beylerimle bu meseleyi istişare edeceğim. Sen de bilirsin ki bu iki oba arasında bir mesele değildir. İşin ucunda Selçuklu payitahtı var. Sultan Alaaddin bu mevzuyu duymuş olsaydı tez atına atlar buraya Ertuğrul'un yanına gelirdi. Namından ötürü ona ne büyük bir sevgi beslediğini herkes çok iyi bilir. Zaten başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. Sultan Alaaddin'in kulağına gitmeyen hiçbir mesele payitahtın meselesi değildir. İşte bundan sebep beylerinizle istişare ediniz. Elbet herkesi memnun edecek bir orta yol bulunacaktır. Yeter ki kirli hesaplar işin içine karışmasın. Kardeşim Ertuğrul'u toy hakkında hüküm verene değin Süleyman Şah'ın emaneti otağımızdan hiç kimse alamaz. Başka da sözüm yoktur beyim. Alplerim, Dodurgan'ın yiğit savaşçıları, beyimiz Korkut Bey acısına acı eklemek istemez. Herkesin adalete güvenmesini, törenin vereceği hükme itaat etmesini ister. Her ne olursa olsun kan dökülmeyecektir der. Kılıcınızı kınınızda, öfkenizi içinizde tutasınız. Aksi davranan olursa bilsin ki ibret-i alem için kellesini kayı otağının önüne, gövdesini de Korkut Bey'in otağının önüne dikerim. Thank you.
Gümüştekin ne der abi? Seni ister. Ben teslim olalım derim. Eğer teslim olursam Dodurgalılar yatışır. Doğru dersin. Ben tedbirleri alayım. Alplerimizin çoğu ya şehit oldu ya da bize ihanet etti. Kalan bir avuç Alp'i uyanık tutmak lazım. Hoş geldin Karabek. Hoş gördük Gümüştekin. Hayırdır? Saadettin köpek Ertuğrul'un kellesinin alındığından emin olmak istedi. O yüzden beni gönderdi. İçeri geçelim. Acımız büyüktür. Ağabeyin de sen de bu meselenin halli için kelle koltukta cenk edersiniz. Bilesin ki beyim, obanın içi de dışı kadar kaynamaktadır. Hain öldü yenge. Hainler ölür. Lakin ihanet içimizde yaşamaya devam eder. Yüce Rabbim yiğitliği, güzelliği Oğuzlara layık görürken bunun değerini bilelim, görelim diye ihaneti içimizde bir yerlerde yaşatmaya devam eder. Anamı bu hale koyan dayın değildir. Sana o kör olasıca bıçağı atan el dayımın eli olsa da attıran el otağına kurulmuş ihanetin ağlarını örmektedir. Kimi dersin yenge? Aytol'un. Totekini sana, Gökçe'yi bana karşı doldurur. Tutekin'in kardeşime olan aşkını, Gökçe'nin de sana olan zaafını yine sana karşı kullanmak ister. Bilmem mi sandın beyim? Bilirim. Sadece ben değil, Halime Sultan da, Gündoğdu beyim de bilir. Anam da bilir. Bilir de konduramaz. Ben de bilirim de yenge. Bunu neden yapar bilemem. Bunu bulmak senin vazifendir beyim. Kardeşi Gümüştekin'e, bir de Gümüştekin'in kızı Goncagül'e dikkat edesin. Benim başıma bir hal gelirse bilesin ki müsebbibi Aytol'undur. Ağabeyimle aranızda olanların bununla bir ilgisi var mı yenge? Artık beni istemez oldu. Kim bilir? Belki de başka bir hatun ister. Belki bebeleri olsun ister. Ona kızamam ki beyim. Ben kimseye bir yararı olmayan çöl kadar kuru bir kadınım.
Yenge. Neyse ki çok yakında sizin bebeğinizin sesiyle şenlenecek obamız. Endişe etmeyesin. Deli Demir emanetini ölümüne koruyacaktır. Tez gidip tez dönsünler inşallah. İnşallah. Hadi kızım. Hadi. Bak kızım. Ne Elaziz'in sarayında ne de tapınakçıların kalesinde dinimiz ve soyumuz üstüne kurulan bütün tuzaklardan kurtulmasını bildi evvelallah. Bundan da kurtulacaktır. Üstelik ol sen. Bunca vakittir Ertuğrul Bey'imden, gözün gördüğü düşmandan korkmamayı öğrendim Deli Demir. Ekmeğini yiyip suyunu içtiğimiz, sırtımızı yaslayıp huzur bulduğumuz obamızı saran zehirli havadan korkarım ben. Minel cinneti Fennas. Cinlerden ve insanların kulaklarına kötülük fısıldayanların şerrinden sen bizi koru ya Rabbi. Gidelim. Vazife bizi bekler. Olur kızım, gidelim. Velhasıl diyeceğim odur ki toy safahati bitene kadar bekleyeceğiz. O vakte kadar beklediğimiz mucize olursa ne âlâ. Ya olmazsa? Ya çok kan akarsa beyim? Biz alplerimizin başı kardeşim Ertuğrul'u değil adaleti savunuruz. Eğer adaleti savunmaktan vazgeçersek bundan gayrı uğrunda savaşacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Eyvallah. Çift lafım vardır beyim, müsaade buyurursan. Hayırdır Gonca Gülhat? Kolay gelsin. Sağ olasın. Sen git, ben birazdan gelirim. Tamam. En başından beri Ertuğrul Bey'imizin masum olduğundan hiç şüphem olmamıştır, bilirsin. Sana söylemişimdir. Lakin bilmeni istediğim başka bir şey daha vardır benim. Nedir? Vazifesi gereği demez. Lakin babam da aynı şeyi düşünür. Sana, kardeşini da iki obanın kan dökmesini durduracak bir orta yol bulmak düşer beyim. Bu hiç kolay olmayacak. Şimdi daha da zor olacaktır. Ne demek istersin? Saadettin Köpek, Ertuğrul meselesini daha yakından takip etmek için elçisi Karabey'i yollamıştır. Yılan gibi tehlikeli bir adamdır beyim. Bilesin ki hükmü çoktan vermişlerdir. Babam, Köpek'le senin aranda sıkışıp kalmasın beyim. Babamı da kendini de zor durumda bırakmayasın, olur mu? Onlar ölen Ertokuş Bey'in ve ölen askerlerinin hesabını sormak isteyeceklerdir. Elbet Ertuğrul Bey'in kellesini isteyecekler beyim.
Babamın elini rahatlat ki adaletin çarkı iyi işlesin beyim. Eyvallah. Dumrul. Niye bu acele? Hepimiz Ertuğrul'un ölmesini istiyoruz. Lakin yarın değil. Yarın bile çok geç. Niye? Bana Hafsalam'ın alacağı bir şey söyle. Görmüyor musun Alpleri nasıl sadık ona? Bir emriyle Alplerini Dodurga Alplerinin üstüne sürecek kadar güçlü. Hatta Konya'ya bile. Tam da bu yüzden. Bu dağlarda kimin sözü Saadettin Köpek'ten daha çok geçer, onun dili kesilir. Bu herkes için geçerlidir. Hatta senin için bile. Gündoğdu Bey geldi, sizi görmek ister. Anlaşılan buraya gelmem işe yaramış. Söyle gelsin. Ertuğrul kafesi çadıra girecek. Gümüştekin Bey, sen Dodurga Alplerini vadinin aşağısına götüreceksin. Ben de Kaya Alplerini derenin aşağısına. Meydanda sadece nöbetçi Alpler kalacak. Onlar da iki otağın, obanın ve kafesli çadırın güvenliğinden sorumlu olacaklar. Seni kardeşinden daha makul bilirdim Gündoğdu. Ne akla gelip burada bize ne edeceğimizi söylersin. Ertuğrul'u Saadettin Köpeğin toyuna çıkarmaya uğraşırız. İyi niyetimizden şüpheniz varsa ve bize haddimizi bildirmek isterseniz daha kalabalık gelmeniz icap eder. Kafesli çadırın nöbetçileri kim olacak? Her iki obanın alpleri de nöbet tutacaklar. Çadırın etrafında Kaya Alpleri, ileride Dodurga Obası'nın Alpleri. Benim ve Ertuğrul'un rızası dışında hiç kimse içeriye girmeyecek. Giren ya da girmeye kalkan olursa gözünün yaşına bakmam bilesiniz. Eyvallah. Sabah da toy burada. Korkut Bey'in otağında toplanacak. Komutan Karabek de Saadettin Köpek ve öldürülen askerler adına toya iştirak edecek. Devletimizin başımızın üstünde yeri vardır. Adaletine de itibar ederiz. Lakin Saadettin Köpek'e itibar edip etmeyeceğimiz yarınki toydan sonra belli olacaktır. Allah kimseyi adaletin doğru yolundan ayırmaz. Amin, amin. Hiç kimseye. Yarın bu iş bitecek.
Her iki obanın alpleri de kafesli çadır önünde nöbet tutacak. Senin ve benim rızam dışında hiç kimse içeriye girmeyecek. Giren olursa oracıkta öldürülecek. Eyvallah. Anam da, obamız da sana emanettir ağabey. Anama sözüm vardı. Kardeşimiz Sungur Tekin'i ona getirecektim. Nasıl olacak o iş? Başıma bir hal gelirse sana haber edecekler. Onu obasına getiresin. Bunca senedir Çıyan'ın yuvasında devletimize hizmet etmektedir. Ertuğrul Bey'im, nereye gidersin? Vakti geldi yenge. Beyim, bunlar seni sağ koymaz. Ağabeyim varken, evelallah. Allah'tan başka kimseden korkmam yenge. Hakkını helal et yenge. Helal olsun. Yoksa her şey biter. İçin obaya gelmiştir. Şimdi yine kendi rızasıyla kafesli çadıra gidecektir. Her kim haddini aşarsa kılıcımın tadına bakar. Haydi bismillah. Alpler! Sultan ve Deli Demir buradan geçmişler. Konya yolu üzerinde bir kervansaray var. Orada geceleyecekler. Hadi yürü.
Katil. Senin için ölümü göze aldık biz. Her cenkte arkanda aslanlar gibi savaştık. Sen ne yaptın? Kardeşimi öldürdün beni. Olmaz ölsün senin gibi Alp. Katil. Onur Alp. Öfkene hakim olasın. Ertuğrul'un cezasını toy verecek, sen değil. İt iti ısırmaz. Beyler toyunda aleyhinde karar çıkmayacağını hepimiz çok iyi biliriz. İleri geri konuşma gayrı. Dilini keserim senin. Alpler, alın bunu buradan. Anamın başına bir hal gelirse bu cihanı başlarını yıkarım kardeşim. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah Tuğtekin obaya döner. İnşallah. Allah var gam yok Ertuğrul Bey'im. Nice beladan beni kurtaran Rabbim. Medet eyle. Anam yaşasın. Dayı oğlum Tuğtekin sağ salim obasına dönsün. Beyim. Karabek geldi. Seni görmek istiyor. Gelsin. Karşılaştık Ertuğrul. Sen. Gerçeği görmeni ve bizimle olmanı istiyorum Ertuğrul. Saadettin Köpek sana selamlarını söyledi. Büyük hizmetlerin için minnettar olduğunu da. Lakin. Lakin ne? Şimdi de benden senin kellerini saraya götürmemi ister. Yiğit Ertokuş ve askerlerimizin kanını yerde komayasın der. Hainler demek Saadettin Köpeğin sofrasından Noyan'ın sofrasına, oradan da dayımın otağına ellerini kollarını sallayarak, pişkin pişkin sırıtarak gelebiliyorlarsa, kılıçlarımız kınında paslanmayacaklar demektir. Hain mi?
tam senin gibi keçi çobanına yaraşır bir laf ettin. Hain ha. Her şey devletimizin âli menfaatleri için Ertuğrul. Ayrıca o çolak elinle mi kılıç tutacaksın ha? Yoksa toydan sonra gövdenin hala kellerini taşıyacağını mı sanırsın? Demek senin de ecelin gelmiş. Toyda kimin ecelinin geldiğini görürsün. Ertuğrul. Hadi kolay gelin. Ertuğrul Bey'in masum olduğuna hepimiz inanmak isteriz Gökçe. Korkut Bey de bunca acısına rağmen buna inanmak ister. Bunun için dua eder. Vicdanı rahat değildir Gökçe. Bunlar hayırlı şeylerdir, bilirsin. Allah'ın izniyle bütün bunlar geride kalacak. Bak göreceksin. Lakin sen daha fazla tarumar etme kendini. Anam da... Abilerim de, ablam da dışlarlar beni. Tultekin Bey'imi Ertuğrul Bey'imin peşinden gönderdim diye. İstemezler beni. Sizden gayrı kimsem kalmamıştır artık. Yeni bir cihan düzeni kurulmakta Gümüştekin. Uç beyi olarak küffara cihat etmeyi, devletimizin büyümesinde tuzunun olmasını istersin. Bizans sınırları gaza için fevkalade uygundur. Sen de bunu istersin. Büyük saygımız vardır. Töremiz de dinimiz de bunu ister Karabek. Lakin öyle zamanlar gelir kapıya dayanır ki istediğini elde etmek için şeytanın koynuna bile girersin. Şeytan kim?
Savaşçılarım, kayıların kabusu olun, ölüm gibi çökün üzerlerine. Bunçir ve Musmal aşkına, Tengri Ülgen aşkına. Bunçir ve Musmal aşkına, Tengri Ülgen aşkına. Bunçir ve Musmal aşkına, Tengri Ülgen aşkına. Bunçir ve Musmal aşkına. Tengri Ülgen aşkına!